Gerçeğin sesi. hakikathaber.net. Evet sevgili izleyenler, şu anda yanımda Milat Gazetesi ve Yeni Söz Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Adakoğlu Bey var. Ali Bey, bugün çok güzel bir organizasyonu evet. Düzenlediniz. Herkes bir aradaydı. Siz de gözlemlediğimiz kadarıyla mutluydunuz. Evet. Duygularınızı alabilir miyiz efendim? Şimdi Ramazan ayı malum hepimizi bir araya getiren bereket ayı ve kardeşliğimizin pekiştiği bir dönem, bir ay. Bugün de Ramazan'ın üçüncü gününde iftarı bütün dostlarımızla, yazar ve gazetede çalışan arkadaşlarımızla beraber yaptık. Birlikteliğimizi bir kez daha perçinlemiş olduk. Ramazan'ın zaten asıl amacı bu değil mi? Bizi bir araya getiren, değerleri hep beraber yaşatan ve birliktelikle beraber kul olma şuurunu bize aşılayan bir ay. Bugün biz de hep beraber burada Milat ve Yeni Söz Gazetesi hem çalışanları hem de dışarıdan emek verenler, yazarlar ve dosya hazırlayanlarla bir araya geldik ve Ramazan'ın bereketini, kardeşlik duygusunu hep beraber yaşamaya çalıştık. Biliyorsunuz ki Ramazan ayı olmasına rağmen şer odakları durmuyorlar. Evet. Ülkemizde bilhassa dün yaşadık, bugün yine yaşadık. Saldırılar yaşandı, saldırılar oldu. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz hocam? Şimdi malum Habil'le Kabil'den bu yana iyi ile kötünün savaşı devam ediyor ve bu kıyamete kadar devam edecek. Bugün Ramazan'ın ikinci gününde ve üçüncü gününde yaşadığımız terör olayları gösteriyor ki hak ile batılın savaşı hiçbir dönem bitmeyecek. Biz doğru bildiğimiz yolda, hak yolunda ilerlemeye devam ettikçe şer güçler, şeytani güçler hem ülkemiz üzerine hem de bizim değerlerimiz üzerine saldırmaya devam edecekler. Dünkü patlama ve bugünkü terör saldırılarının arkasındaki asıl amaç büyüyen Türkiye'yi, beraber olan, kenetlenen Türkiye'yi engelleme çabasından başka bir şey değil. Ama şunu bilmiyorlar ki bu tür saldırılar bizi dünden daha fazla birbirimize kenetliyor. Bizim ülkemize yönelik ve İslam dünyasının gelişmesine yönelik sevdamızı dünden daha ciddi bir şekilde artmasını beraberinde getiriyor. Şer odakları, şeytani güçler ne kadar çabalarsa çabalasınlar, Türkiye'nin ve İslam dünyasının haklı mücadelesi, haklı yolculuğu devam edecektir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Peki Ali Bey, buradan son olarak Ramazan mesajınızı alabilir miyiz? Evet, Ramazan-ı Şerif'in bu mübarek ayın başta ülkemiz olmak üzere tüm İslam dünyasına ve insanlığa huzuru ve bereketi beraberine getirmesini ve İslam dünyasının içinde bulunmuş olduğu bu kötü durumdan çıkmasına vesile olmasını Cenab-ı Allah'ta niyaz ediyoruz. Ve önümüzde 26 gün sonra yaşayacağımız bayramın tam manasıyla bir bayram olmasını, Suriye'deki yetimlerin de gülebileceği bir bayram olmasını Rabbimizden niyaz ediyoruz. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir iftar oldu. Bizleri de ağırladınız. Biz de teşekkür ediyoruz. İnşallah başka programlarda, başka organizasyonlarda birlikte olmak üzere. İnşallah. Çok teşekkürler. Sağ olasınız. Gerçeğin sesi. hakikathaber.net